Büyük yangın felaketi sonrasında yanan ahır, ağıl ve kümeslerin yerlerine yenilerini inşa etmek amacıyla bir sosyal medya sayfası üzerinden Bir Kümes Bir Hayat projesi başlatan yardımseverler Manavgat'ta buluştu. Gönüllüler, ev sahipleri ve Manavgat Belediyesi'nin de yardımlarıyla 4 adet ahırı 2 gün içerisinde yaptı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen ve aralarında değişik meslek gruplarından kişilerin bulunduğu gönüllüler, Belin Obası Mahallesi Sığırcılar mevkiinde ahır, ağıl ve kümes gibi yapıları inşa etmeye başladı. Genç mimar Yasemin Aydan'ın başını çektiği grup, Manavgat'ın yangın geçirmiş köylerinde inşa çalışmalarını sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen yürütüyor. Birçok arkadaşım aslında buraya yangın söndürme için gönüllü olarak geldi. Ben bunda fayda sağlayıp sağlayamayacağıma emin olamadığım için ama bir türlü de içimde böyle sürekli beni dürten o şeyle mücadele edemediğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bir şey, yani bir yerden bir şekilde nasıl dokunabiliriz diye düşünmeye başladım. Sonra bir gün aklıma bu geldi. Yani uyandım ve hakikaten direkt ya dedim hadi bir şeylere ev yapamayacağız madem buna iznimiz yok ama dedim en azından tekrar hayvancılığın ve tarımın yani aslında köylü hayatının normal hayatına bir şekilde devam edebilmemiz için bir yerden hani biz de onları dokunabilir miyiz acaba diye düşündüm ve Bir Kümes Bir Hayat adlı bir kampanya başlattım kendi mağazamın sosyal medya hesabında. Gönüllüler, ev sahipleri ve Manavgat Belediyesi'nin de yardımıyla 4 adet ahırı 2 gün içerisinde yaptı. Babamın boynunun durduğu damadı böyle. Yandı. İşte belediyenin getirisi geldi sağ olsun. Orayı burayı yapıverdiler. İşte belediyemize ve belediyemizde çalışan ve Şükrü Süzen arkadaşımıza da sonsuz saygılarımı sunarım. Allah bin değer bin kere razı olsun. Bu çalışan vatandaşlarımıza da Yasemin abla ve ekibiyle beraber tüm geldi mücadele ettiler bizim. Koyun damlarımızı yaptılar. Allah sizden bin değer bin kere razı olsun. Çatı kısımları Manavgat Belediyesi tarafından inşa edilen ahırlara önümüzdeki günlerde hayvanların yerleştirileceği belirtildi. Bu gördüğünüz ahır benim hayvanlarımın ahırıydı. Hayvanlarımı canımı alıp kardeşlerimin de yardımıyla bir anda zor kurtulduk. Ama buradaki hayvanlarımın damı yandı. Bir gün oldu, gönüllüler çıktı, belediye başkanımız Şükrü Sözen'in ve yardımcılarının ekibinin de çabalarıyla bana ulaştı. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Gönüllü olarak çalışmayı yürüten ekibe Türkiye'nin dört bir yanından da inşaat malzemesi sağlanması amacıyla yardımların geldiği belirtildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de gönüllü olarak çalışan ekibi ziyarette bulundu.